Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Oncosem'i inceleyeceğiz. Oncosem onkolojik sistemlerde son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında sene başlarında halka arz olmuştu. Hatırlayanlar olacaktır. Devamında güzel bir seri, kısa vadeli bir düşüş, hızlı bir toparlanma. Ardından 195 seviyene kadar çıkmış ve buradan da çok sert bir şekilde geri çekilmişti. Sonra burada oluşan alımlarla birlikte yeniden bir trend oluşturdu. Görüyorsunuz, daha yüksek dipler yaparak ilerledi ve fiyat buradaki kopuşla da birlikte 288 seviyesine kadar çıktı. Yatırımcısına, halka arzdan alanlar özellikle çarpı 13 bir getiri sağladı arkadaşlar. Ardından da 288 seviyesinden yine sert bir şekilde geri çekilme, hızlı bir toparlanma derken yeniden düşüş ve fiyatlar aşağı yönlü hareket halinde şu anda ilerliyor. Günlük kapanışı da 166 seviyesinden gerçekleşmiş. Net bir düşüş trendimiz var. Ana trendimiz yükseliş olsa da şu anda ana trendin de trend çizgisine gelinmiş. Yani önemli bir destek noktasına park etmiş arkadaşlar. Burayı kırarsa düşüş devam eder. O yüzden bu seviyelere dikkatli etmenizde fayda var. Eğer buralardan maliyetlendiyseniz şurada hemen bir tık altında işte 166 165'te falan stop yaparsanız iyi olacak. Eğer buralardan maliyetlendiyseniz, zaten burada maliyetlendiyseniz işiniz biraz zor gibi gözüküyor. Neden zor gibi gözüküyor? Hemen şöyle temel tarafına bakalım arkadaşlar. 3. çeyrek bilançosu geldi. Bakın, ekstra temel analiz bilmenize falan gerek yok. Sadece FinTables'in yayınladığı özet bilançoya bakın. Satışlarını arttırmış. Güzel. Artı 30. Brüt kar yok. Eksi 20. Fabrik yok. Eksi 78. Geçen senenin 20 milyon. Kâr eden şirket bu sene 2 milyon zarara geçmiş. Olumsuz. Şunların 3'ü zaten olumsuz arkadaşlar. Duran varlıkta azalma var. Az bir miktarda olsa bu da olumsuz. Kasasında belli bir miktar para varmış. Buradan da 10 milyon yemiş arkadaşlar. Duran varlıkları eksi 2 ve dönen varlıklar artı 4. Şimdi şuradaki FK'yı görüyorsunuz. Eğer bir şirketin hisse fiyatı temel olarak, yani bilanço olarak desteklenmiyorsa FK işte böyle fizana gidiyor arkadaşlar. Her şey FK mı? Tabii ki de her şey FK değil ama bazı şirketlerin en azından aldığınız halka arzların bir bilançolarına bakın. Yoksa sonra üzülürsünüz arkadaşlar. Bilançolara bakmanız iyi olur. Burada eğer bu bilanço fiyatlandıysa mesela amenna, eğer fiyatlanmadıysa burada düşüşlerin devam etmesi sürpriz olmaz arkadaşlar. Bakarsınız pazartesi bizi yanıltır, buradan döner bir tavan yapar. Bu düşüş trendini kırar, tekrardan yükseliş hareketlerine devam eder. Ancak temel tarafta desteklenmediği için şirket eninde sonunda ederine gelir arkadaşlar. Borsanın da böyle bir huyu vardır. Aşırı fiyatlamalar, düşüş de olabilir, yükseliş de olabilir. Eğer bir şirket ederinin üstünde fiyatlanıyorsa ederine gelir. Ederin altında da fiyatlanıyorsa olması gereken değeri eninde sonunda ulaşır. Burada teknik olarak çok fazla söylenecek bir şey yok aslında arkadaşlar. Temel tarafını gördünüz. Böyle halka arzlarda dikkat etmeniz iyi olacaktır. Bu şirketin biraz popülaritesi fazla oldu. Biraz da bununla beraber kuvvetli yükselişler yaşadı. Hala da yükselişlerine devam ediyor. Net bir yükseliş trendimiz var zaten. Dediğim gibi bu seviyeye dikkat edin. Eğer bu bilanço fiyatlandıysa amenna, yok fiyatlanmadıysa bu desteğin kırılmasıyla düşüşlerin devam etmesi beklenip özellikle ana trendin dışına çıkarsa düşüş hareketi biraz daha derinleşebilir. O yüzden burada 147-123 EMA seviyelerine, destek seviyelerine dikkat etmenizde fayda var. Peki bilanço negatif, zaten fiyatlanmıştı ve artık yükseliş başladı diye düşünelim arkadaşlar. O zaman da kısada 191 seviyesi geçilmeli ki yeniden bu kanal içine girsin ve ardından 214 seviyene doğru yükselişler görelim. Burada daha düşük bir tepe yapmış. Buralarda tekrardan daha bir tepe yapabilir. Onun için ben yine uyarımı yapayım. Temel tarafta dediğim gibi hisse fiyatı desteklenmezse sıkıntı olabilir. Bu konuda dikkat edin. Trade ediyorsunuzdur, alsatçısınız, bunlarda sorun yok. Stop loss'lu çalışıyorsunuzdur, yine sorun yok. Zaten halka arzdan aldıysanız burada çarpı 13 bir getiri sağlamışsınız. Buralardan maliyetlenmek biraz riskli olabilir bu bilançoya göre arkadaşlar. Ama bir diğer taraftan da şirketin tahtacısı iyidir. Alır buradan götürür tekrar 288'e. Bir şey diyemeyiz ama yine de temel tarafta desteklenirse bir hissenin yükselişi iyi olacaktır arkadaşlar. Oncosem bu şekilde. Kısada arkadaşlar 165 önemli destek kırılmasıyla birlikte ana trendin dışına çıkmış olacağız. Bu da bizi 147-123 seviyelerine götürebilir. Bu seviyelere dikkat edin. Stop loss yapmayı ihmal etmeyin. Yukarıda şu kanal kırıldığı sürece yükseliş hareketi yine devam eder. Bilanço kötü olsa da dediğim gibi tahtacısı iyidir, alır götürür. onu bilemem arkadaşlar açıkçası. Ancak teknik olarak 191'in üstünde de pozitif bir fiyatlama görebiliriz. Ardından da 214 geçirip geçilmediğini takip edin. 214 geçirirse yeniden 234 direnci de burada hedef olabilir. Bu en son zirvesine gidebilir mi? Tabii ki de gidebilir ama bu temel tarafta biraz daha bence pozitif gelişmeler olması gerekiyor açıkçası. Oncosem bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.